EYT'lilerin Nisan'da maaş alması için bugün son başvuru günü. Bugünü kaçıranlar ilk maaşını Mayıs'ta alacak. Konuyu yeminli mali müşavir Muhammed Bayram'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Hande Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi EYT'lilerle ilgili emekli aylıkları ne zaman ödenecek ve hangi tarihte başlayacak? Evet, aslında aylardır bu uyarıyı yapıyoruz EYT'li vatandaşlarımıza. Bu ay son itibariyle başvuru yapmalılar ki Nisan ayından başlamak üzere emekli maaşını alabilsinler. Çünkü SGK kanununa göre hangi ayda başvurduysanız bir sonraki ayda emekli maaşı almaya hak kazanıyorsunuz ki Nisan ayı da çok önemli aslında Hande Hanım. Yani bu ay içerisinde eğer emekli aylığı alabiliyorlarsa kendileri bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi biliyorsunuz 2000 liraya çıktı. Aynı şekilde en düşük emekli maaşı 5500 TL'de 7500 TL'ye yükseltildi. Ve bununla beraber vatandaşlarımız yine kıdem tazminatı alacaklar Nisan ayı içerisinde. Yine aynı şekilde burada bir de banka promosyonu var. Önceki hesaplamalar 5500 TL üzerindendi en düşük emekli maaşı olduğu için. Şu an 7500 TL üzerinden olduğu için hesaplama değişti. %36'lık bir artış oldu. Emekli olacak kişiler mutlak surette bankalara uğrayıp promosyon pazarlıklarını yenilemeliler ve daha fazla promosyon ücreti talep etmeliler. Peki kaçıranlar ilk maaşını Mayıs'ta mı alacak? Evet, kaçıranlar artık 31 Mart gecesi itibariyle 23.59 itibariyle başvuramayanlar artık Nisan ayında başvuracak. 1 Nisan itibariyle 1 Nisan'da başvurdukları için de bir sonraki ay başlamak üzere maaş alacaklar. Ama tabi burada şöyle bir durum var. 2 milyona yakın bir kişinin emeklilik için başvurduğunu biliyoruz. Yılda 40 bine yakın bir vatandaşımız emekli olabiliyordu. SGK il müdürlüklerinde inanılmaz bir yoğunluk var. E-Devlet üzerine başvuru olsa dahi vatandaşlarımızın emekliliği tahsis işlemleri şu anda hallolmuş değil. Nisan ayında aylıkları bağlanmasa dahi iki form üzerinden çalışılıyor şu anda SGK tarafından. Ya önden bir avans verilecek emeklilerimize ya da Nisan ayı maaşı Mayıs ayıyla beraber ödenecek. Yani çift maaş ödenecek kendilerine. Peki Muhammed Bey, EYT'liler de bayram ikramiyesi alacak mı? Tabii hanımlarım, EYT'liler normal emekliler gibi, hiçbir farkı yok. Normal emekliler ne maaş alıyorsa aynı maaş alacaklar. Kendileri de emekli ikramiyesi alacak ama dediğim gibi bulunduğu ayın içerisinde aylık almak şartıyla bayram ikramiyesi alabiliyor. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazandılarsa eğer bayram ikramiyesi alacaklar. Ama bugün başvuru için son gün, ellerini çabuk tutmaları gerekiyor vatandaşlarımız. Saat kaça kadar? 23.59 Edenet üzerinden. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakan olmak isteyen vekil olmayacak talimatı sonrası CHP'de liste uzamaya başladı. Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka milletvekili aday adaylığı başvurusunu geri çekeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun takımı olası Millet İttifakı zaferi için kolları sıvadı. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giriyor. A takımı da bakanlık için kolları sıvadı. Milletvekili adaylığından vazgeçen son isim, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka oldu. Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. Genel Başkanımızın takdiri, sizlerin de elbette desteği onayıyla bu kutlu yürüyüşü beraber sürdüreceğiz. Yeni Mahalle Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde konuştu Nazlı Aka. Kılıçdaroğlu ile görüşerek karar aldığını açıkladı. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. CHP'de hesaplar çoğunluğu elde etmek üzerine yapıldı. Parti yaklaşık 3500 aday adaylığı başvurusu aldı. Ancak o listede A takımında yer alan bazı isimlerin olmadığı biliniyor. Ben artık grup başkan vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz. Grup başkan vekili Engin Özkoç o isimlerden biri. Kararını mecliste düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Onun gibi genel sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun da milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. Partinin önde gelen isimlerinden İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'le Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer de adaylık başvurusu yapmayanlar arasında.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Millet İttifakı partilerinin kabinede kaç bakanla temsil edileceği ve hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği netleşmiş değil. Ancak Ahmet Akın'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması kesin gibi. Maden işçilerimizin maruz kaldığı